Arkadaşlar kontaktör bağlantısı nasıl yapılır? Kumanda devresi bağlantısı nasıl yapılır? Bunları görsel olarak, uygulama olarak bahsedeceğim. Yani kontaktörün A1'ine faz, A2'sine nötr vererek devreyi kapatıp açmasını, açık kontaklarının kapanıp kapalı kontaklarının açılmasını sağlıyoruz. Peki A1 ve A2'ye faz ve nötr verdiğimizde yetiyor mu? Yetmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu kumanda etmemiz gerekiyor. Peki kumanda ettikten sonra yetiyor mu? Hayır, yine tamamlanmıyor. Çünkü bir güç devresi oluşturmamız gerekiyor. Yani kontaktörü A1'ine faz, A2'ye nötr verip kumanda ettikten sonra hani ne için kullanacağız? Bunu simülasyon olarak, teşhir olarak burada bu şekilde bekletemeyiz. Tabii ki bir şeyler çalıştırmalıyız. Bir şeyler kullanmalıyız. Güç devresini nasıl kullanırız? Hepsinden bahsedeceğiz. Öncelikle A1'ine faz, A2'sine nötr vererek nasıl çalışıyor? Bunu bir görelim. Buradan fazımı alıyorum. Fazımı A1'e veriyorum. A2'ye nötr veriyorum. A1'e faz, A2'ye nötr verdim. Şu an bakalım. Evet, devreyi kapattı. Peki arkadaşlar, böyle bir çalışma olur mu? Yani biz her zaman buradan açıp buradan kapayacak mıyız kontaktörü? Hayır. Bunu bir de kumanda etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi start stop butonunu bağlayalım ve nasıl çalıştırıldığını, mantığını anlayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, buradaki fazımı kumanda etmek için A1 faz bacağımı kontrol etmek için start butonu üzerinden buraya faz vereceğim. Doğrudan sigorta üzerinden faz vermiyorum. Evet, uygulama yapınca daha iyi anlayacaksınız. Buradan startımı alıyorum. Pardon, enerjimi alıyorum. Stopa giriyorum. Stoptan tekrar bir ek alıyorum. Bunu da start'a gidiyorum. Buradan aldığım iki tekrar start'tan bir ek daha alıyorum. Start'tan aldığım kabloyu da 13 numaralı normalde open açık kontağına giriyorum. Kontaktörümüzün açık kontağına bağlıyorum. Peki tamam mı? Hayır, yine çalışmaz. Ne yapmam gerekiyor? Ben A1'e işte arkadaşlar kumanda devresinden faz vereceğim. Çünkü ben start stop üzerinden kontaktörü kontrol etmek istiyorum. Onun için A1'e 13 numaralı kumanda devresinden açık kontağından faz vereceğim. Evet, şimdi sigortamı kaldırdığımda kontaktörüm çalışmayacak. Çünkü artık kumanda ettim ben. Şu an kontrol bende arkadaşlar. Stop'a bastığımda çalışacak. Bir dakika. Mühürleme yapmadık. Çünkü kontaktörümüz şu an kesik çalışıyor arkadaşlar. Hemen mühürlememizi
önce yapalım. Start'ın 14 numaralı normalde open açık kontağının arkadaşlar çıkışından bir ek alıyorum. Start'ın girişine bağlıyorum ve mühürlememi yapmış oluyorum. Evet, şu an kontrol bende arkadaşlar. Start'a bastığımda çalışacak. Start ettiğimde devreyi açacak. Devreyi kapatıyor. Devreyi açıyor. Şu an kontaktörümü kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Kumanda devresi bağlayarak. Peki arkadaşlar, hani şu an kontaktörü biz kontrol edebiliyoruz. Şu an bir işimize yarıyor mu? Hayır arkadaşlar. Örneğin hani şu lambayı ben çalıştıracak olsam arkadaşlar, fazını A1'e, nötrünü de A2'ye versem yanar değil mi? Ama böyle mantıklı mı? Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok yani. Ne yapmam gerekiyor? L1, L2, L3 ve T1, T2, T3. Yani güç devresini kullanmam gerekiyor. Ve bir de güç devresi kullanılarak arkadaşlar kontaktör nasıl çalıştırılıyor? Bu şekilde bakalım bir de olaya. Çünkü hani hiçbir zaman bir yük geçeceği vakit A1 ve A2 bobin bacaklarından yük çalıştırılmaz arkadaşlar. Tamamen güç devresinden çalıştırılır. Güç devresi oluşturmak için faz çıkışımı buradan stopa vermiştim. Stopa vermek yerine stoptan çıkarttım. L1'e veriyorum. Evet, fazımı da stopa L1 üzerinden alıyorum. Evet, mantığını kavradığınız vakit arkadaşlar, hani çok da basit. Şu an ben sadece enerjimi L1 üzerinden aldım. Buradaki kaçak akımın, pardon, iki kutuplu sigortamın çıkışından aldığım, stop butonuna aldığım fazımı L1'e girdim. L1'de stop butonuna bağladım. Şimdi arkadaşlar, nötrümü A2'ye güç devresi üzerinden vereceğim. Yani buradan alıyorum nötrümü. L2'ye giriyorum. Bu kablo yetişmeyeceği için başka bir kablo kullanıyorum. Aldığım nötrümü, yani monofazi olduğu için arkadaşlar, nötrümü de fazımı da korumaya alıyorum. Evet, L2'ye de nötrümü girdim. Peki benim şu an tekrar A2'ye ne yapmam gerekiyor? Nötr vermem gerekiyor arkadaşlar. Hemen A2'ye nötrümüzü verelim. A2'ye nötrümü L2 güç devresine veriyorum. Yani güç devresinin çıkışından nötr veremem arkadaşlar. Çünkü burası açık devre. Hani benim L1, L2, L3, T1, T2, T3'üm açık, yani açık kontak olduğu için gücün, yük nereden geliyorsa, enerji buradan girdiği için buradan nötr vermem gerekiyor A2'ye. Buradan verirsem çalışmaz çünkü kumanda start'a bastığım vakit arkadaşlar ilk enerji buraya geliyor. Hani buraya geçmeden önce. Şimdi bakalım arkadaşlar, güç devremizi oluşturduk. Enerjimizi verelim. Evet, start'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, güç devremize de isterseniz bir tane lamba takarak olayı biraz daha pratik hale sokalım.
Şimdi arkadaşlar, Start'a bastığım vakit lamba yanacak. Gördüğünüz gibi. Kontaktörün çalışma mantığı bu arkadaşlar. Yani kontaktör nedir arkadaşlar? Kontaktör elektromanyetik bir anahtar. Yani gördüğünüz gibi farklı tipleri var arkadaşlar. Burada da mesela yan yana, hani burada kumanda devresi üstte, güç devresi altta. Burada da kumanda devresi en sonda. L1, L2, L3 güç devresi burada, kumanda devresi burada. Hani burada A1, A2 faz bacakları da olabilir arkadaşlar. Hani üreticiler üretim şekline göre değişiyor. Siemens farklı, OAG farklı. İşte nedir? Schneider farklı. Markalar kendi stillerine göre, prensiplerine göre üretim yapıyorlar. Önemli olan sizin bunun üzerindeki yazıları okuyabilmeniz arkadaşlar. Hani kontaktör elektromanyetik bir anahtar. Hani bildiğiniz anahtar arkadaşlar. Açıp kapama yapan bir anahtar. Çünkü yüksek amperli, yüksek kilovatlı motorların veya alıcıların arkadaşlar açılıp kapamasını yani bir şalterle yapmak biraz zor olur. Kumanda edilebilecek elektromanyetik tek şey malzeme anahtar, kontaktör olduğu için bütün her tarafta kontaktör kullanılır. Dediğim gibi kontaktörün elektriksel terimlerle böyle karışık hale getirerek anlatmanın bir mantığı yok. Kontaktör elektromanyetik bir anahtardır arkadaşlar. A1'ine faz, A2'sine nötr vererek paleti çektirip bıraktırmasını sağlıyoruz. Şu paleti çekiyor, devreyi kapatıyor, açıyor. Kapatıyor, açıyor. Mantık bu arkadaşlar. Kontaktör bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Olumlu veya olumsuz yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like yapmayı unutmayın.